Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yaklaşık 6-7 ay önce zeytinliğe getirip kurumasını, yani senmesini beklediğimiz hayvan gübresini şu anda ağaçların dibine dağıtıyoruz traktörle. Evet, böyle sepetle dağıtıyoruz. Daha sonra hidrolikli orta kol var. Onunla birlikte döküyoruz. Yok, biraz salla. Biraz eğ salla. Salla şimdi. Dökülmüyor, kalıp gibi olmuş, dur. Tamam. Evet, o ağaca dök. Sallattır az bir şey. Tamam, kaldır. Var da bir ağaç daha var. Bir ağaca da gider. Evet, şu anda gübre dağıtıyoruz. Salla. Tamam, kaldır. Diğerini de küçük ağaca dök, ona dök hepsini. Evet, ağaçların dibine atıyoruz. Bunu zaten bölgede domuz var. Domuzlar dağıtır bunu. Bakın, şunlar hep domuz ayak izleri, domuz eşelenmesi. Evet, babamı da çekiyorum kameraya. Evet baba, ne diyorsun? Orman gibi oldu ya. Evet, bu sene budanacak. Geçen sene pek budamadık burayı. Budamadık galiba, hiç budamadık. Bu sene budacağız. Azdır baba, çok dökme. Yeter. Evet arkadaşlar, zeytine hayvan gübresi dağıtıyoruz. Kuru, yani yanmış hayvan gübresi ya da senmiş denir. Artık bölgeden bölgeye isimler değişiyor. Yeter! Evet, traktörümüz Neoland T375B. Bu traktörü Temmuz ayında aldık. Daha önceki videolarda da mevcut. Nasıl aldığımız, daha önceki traktörümüz neydi, neye verdik, ne tür şartlarla aldık, traktörün kullanım videoları da mevcut, inceleme videoları da mevcut. Biz traktörden memnunuz. Herhangi bir kronik arızası falan yok. 100 saate yaklaştı gerçi. Bir arıza vermedi şu anda. Arada bir egzoz partikül filtresi devreye mi giriyor artık, ne oluyor onu bilemiyoruz. Bir ışık yanıyor, bir şeyler oluyor. Sonra normale dönüyor. Herhalde traktörün özelliği galiba bu. Onu tam bilemiyoruz. Evet, bu ağaçta göde ağacı derler. Deli zeytin, büyük zeytin. Bunu zeytinin bilinmeyen yerlerde bu büyük zeytini yüksek fiyata satıyorlar. Evet, onu da sadece ona dök. Onu da bu ağaca dök. Şu an Gemlik Büyük Kumla Ağlan ya da Akalan mevki. Oradayız. Yaklaşık burada 4 tonum zeytinlik var. Evet, böyle dayanarak yüklüyoruz.
Bu herhalde yetmeyecek bütün ağaçlara. Ağaçlara yetmeyecek ha. Salla az bir şey. Yeter. Devam et diğer ağaca. Salla. Salla. Biraz bir yeter. Hepsini dök oraya. Var mı baba? Tamam. Evet, şimdi tekrardan yükleyeceğiz. Aşağıdan doğru yükle. Aşağıdan. Evet, bu sepeti de kendimiz imal ettik. Tamam, kaldır. Gel şuraya dökelim ya. Nereye? Tamam, dök onların dibine. Bu şekilde orta kol hidrolik kullanırız. Yeter, 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 düzelt. Gerçi hep toprak olmuş bu artık. Gübre bayağı yanmış. Toprak nereden çıkıyor ya? Toprak mı çıkıyor? Yani yanmış herhalde, ne bileyim ben. Fazla da daldırmadı ama. Toprağa daldırdın herhalde. Salla, salla, dök, dök. Dök hepsini, dök. Hepsini mi? Aha, dök. Tamam, git daldır şimdi tekrardan. Evet, az bir şey bu ağacın dibine at. Baba kaç oradan. Evet arkadaşlar, köyde hayat bu şekilde, tarım işleriyle devam ediyor. Boş vaktimizde gelip zeytinliklere bakıyoruz. Yaklaşık bir ay ya da 1,5 ay sonra budama mevsimi başlar, ilaçlama mevsimi başlar, döngü tekrardan başlıyor. Evet arkadaşlar, kanalımıza Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları bizlere yorum kısmında sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.